Ya tabii şimdi burada önemli olan yönetimsel bir karar. Bu oyuncularla ilgili ne kadarlık bir gelir beklentisi var? Her kulübün, işte sportif direktörün, başkanın, bu işle ilgilenen yöneticinin kafasında kendi bütçesine göre bir planı vardır. Ne demek o? Mesela Nelson 15 milyon eurodan aşağı satmayacağız. Yani değmez. Çünkü neden? 15 milyon euroya sattın diyelim. Yerine gelecek oyuncu imza parası ne olacak? Bonservisli mi gelecek? Bonservissiz alacaksanız imza parası, maaşı, bonusları o tarz bir oyuncu bulabilecek misiniz? Her zaman futbolda eğer işler iyi gidiyorsa eldeki kuş daldaki kuştan iyidir. Elinizdeki kadroyu yaşlandırmaya çalışırsınız. Yaşlandırmaktan ziyade şu, elindeki kadronun bir arada oynama süresini arttırmaya çalışırsınız. Bütün büyük kulüpler, dünyadaki majör liglerdeki kulüpler böyle ilerler. Bu bağlamda tabii ki yönetimin ben fikrini bilemiyorum ama zaten kendilerinin istedikleri noktada olsa bu oyunculara izin verecekler diye düşünüyorum. Bu manada baktığınızda Nelson'un bir de tabii işin bir de oyuncu boyutu var. Şimdi kalkıp size Nelson Boy ben gitmek istiyorum diyorsa hani ben çok ciddi derecede ayrılmak istiyorum. İşte majör ligde oynamak istiyorum diyor ise eğer o zaman da işin arka tarafında teknik direktörle bile konuşup bu süreci nasıl yönetebileceğinizin psikolojik tarafı, bir maddi tarafı, konuştuk da manevi tarafı var. Buna göre de aksiyon almak gerekiyor. Yalnız tabii Okan Hoca bu oyuncuların kalmasını ister. Çünkü bu oyuncular özellikle Sacha Boey müthiş pik yaptı. Çok ciddi bir çıkış yakaladı. Hiç kimsenin beklemediği bir çıkış yakaladı. Nelson zaten çok soru işaretli bir oyuncu değildi. O da belli noktaya geldi. Bir de önünde şimdi Şampiyonlar Ligi var. Uzun süre sonra ilk defa bir temsilcimiz, yani elemelerden gelen bir temsilcimiz daha kolay bir yoldan Şampiyonlar Ligi gruplara kalma durumuna haiz. Bu anlamda Galatasaray'da favorilerden biri olacak. Halihazırda oturmuş düzeniniz varken orada çok, çünkü çok net oyuncular bunlar. Nelson, Sacha Boey, Torreira, bu üçü çok net oyuncular. Zaniolo'yla da ilgili birkaç şey söyleyeyim. 35 milyon euroluk bir çıkış maddesi olduğu söyleniyor Evet. oyuncunun. 35 milyon euro veren varsa bugün satarım. Müthiş bir oyuncu olmasına rağmen. Çünkü bizim konjonktürümüzde bu para çok çok önemli bir para. Yani oyuncu eğer gelmiyorsa da, oyuncu da illa ben gideceğim diye de baskı oluşturmuyorsa kesinlikle Zaniolo'nun da takımda Evet. kalmasını Öyle bir düşünürüm. baskı da oluşturmuyor gibi. Çünkü neden? Zaniolo küsemez. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Mancini'nin şu yarı final ve yok, Yarı yarı finalde final ve doğru üçüncülük Ruhsar Ligi. dördüncülük maçında da kullandı. Üçüncülük dördüncülük de Üçüncülük, sonradan dördüncülük aldı. maçında rotasyonlu bir takımla çıktı Sonradan sahaya. aldı Sonradan ama. aldı, evet. Dolayısıyla burada kullanıyor. Ama esas maçta ilk 11'de kullanıyor. Bu ne demek? Seni Avrupa Şampiyonası'nda düşünüyor. Zaniolo o riski hiçbir şekilde alamaz. Bir daha oralara gitmesi için düzgün bir şekilde performans göstermesi lazım. Hem de Şampiyonlar Ligi var. Ligde doğru düzgün kendini gösteremezse Şampiyonlar Ligi'ni kaçırır. Şampiyonlar Ligi'ni kaçırırsa tekrar en yüksek seviyelere dönmekte biraz daha gecikir. Gecikmese dahi alacağı maaş düşer. Dolayısıyla şu an Galatasaray Zaniolo konusunda bence en rahat taraf. Hocam bu oyunculardan bir tanesinden çıkmanız gerekse hangisini tercih edersiniz? Diyelim ki kulüp bir bütçe yapmak zorunda ve transfer satışı da bunun içerisinde gerekli bir unsur gibi görünüyor. Hangisini tercih edersiniz? Ya şimdi buna cevap vermek gerçekten çok zor. Nedeni de şu. Onun yerini en kolay doldurabileceğim futbolcudan vazgeçerim. Evet. Mevkiden ziyade. Şimdi Galatasaray Nelson'un gidebileceğini düşünerek orada arayışlara girmişti. İki, Boy'un gideceğini varsayarak orada bir planlaması vardı. Diğer taraftan İlk dönemde Zaniolo gidecek derken sezon sonu yaklaştığında hayır gitmeyecek kalacak diye bir söylem gelmişti. Yani sonuçta konuşulması gereken oyuncular tamamıyla bu üç futbolcu benim kendi görüşüme göre. Bunların içeriden işte Kaan Ayhan'ınız var. Orayı doldurabilirsiniz belki ama mutlaka bir transfer lazım. O tabii kesinlikle kanun önünde bir oyuncuya ihtiyaç Kesin olur. işte mutlaka bir transfer lazım. Elinizde Dubois var. Buna rağmen oraya mutlaka bir transfer ihtiyacı var. Eğer Raşika'yı alacaksanız sanki Zaniolo böyle biraz daha kolay yeri doldurulacak bir futbolcu gibi duruyor. Ama beni de en çok heyecanlandıran oyuncu o. Yani En kaliteli oyuncu. bu tür oyuncuları ben apayrı görüyorum. Yani bunlar
nadir bulunan futbolcu tiplerinden, özel futbolcular. Hele hele şu an yaşı da çok genç. Daha gelişebileceği çok şey var. Yani gerçekten dünya yıldızı olabilecek özelliklere sahip. Geldiği günkünden daha iyi bir oyuncu olarak ayrılabilir. Tabii futbolcu. Yani bu tür futbolculardan ayrılmayı ben çok sevmem. Ya keşke kulüplerin işte ekonomik durumu iyi olsa da mecburiyetten ayrılmasalar. O yüzden Galatasaray yerlerine kimi alacak? Ben ona göre kararımı verdim. Yani şu an gözü kapalı şunu diyemiyorum kendi adıma. Yerlerine alınacak oyuncular belirleyici olabilir diyorsunuz. Ya mutlaka. Bir de şu var. Benim biraz da şu konuda çok rahatım. Ya biz çok futbolcuya bağlı konuşuyoruz. Yani ben takım oyununa bağlı konuşmayı tercih ediyorum. Bakın sezon başı bu aydan örnek vereceğiz. Galatasaray'da oynaması bile düşünülmüyordu. Evet. Demek senin iyi bir takımın varsa, iyi bir takım oyunun varsa, takımın birlikteliği çok iyi ise futbolcuların performansı gelişiyor. O yüzden önemsenmesi gereken bence o. Çok iyi bir 10 futbolcunuz varsa orada belki stoperinizde biraz eksiklik varsa kaldırabilirsiniz. Sağ bekinizde eksiklik varsa kaldırabilirsiniz. Bence takım ve oyun genel olarak bireysel futbolcudan daha fazla önemsenmeli. Galatasaray'ın gündemi üzerine konuştuğumuz vakit hep Icardi'den bir şekilde bahsediyoruz. Burak evet. Kural az önce hoca da sanki kalma ihtimalinin birazcık daha güçlendiğini ifade etti. Ne kadar önem taşıyor ve onsuz bir senaryoya da sarı kırmızılılar acaba hazırlık yapmalı mı bir yandan? Kesinlikle zaten hani B planını yapıyordur diye düşünüyorum. Oyuncular bellidir. Scout ekibi de var çünkü Galatasaray'ın iyi çalışan bir scout ekibi var. Baktığınız takdirde tabii ki Icardi şimdi neden? Az önce konuştuğumuz gibi eldeki kuş, daldaki kuş. Şimdi Icardi gelmiş, burada performans göstermiş. Şampiyonluktaki en büyük pay sahiplerinden biri haline gelmiş. Ayrıca taraftarla da bir çok ciddi bir bağ kurmuş. Yani birçok insan saçlarını sarıya boyattı. Evet. Yani ilginç bir olay. Şimdi magazinsel boyutu ama yani şarkısı falan farklı şeyler. Yani Icardi kalbinde taht kurdu insanların. Çok net. Rakipler de biraz Icardi'ye den hoşlanmadı. Bu da önemli bir şeydir yani. Rakipler de eğer biraz sizden hoşlanmıyorsa iyi iş çıkarıyorsunuz. Evet, iyi iş çıkarıyorsunuz demektir. Şimdi Icardi'nin böyle bir özelliği var. Bir de şimdi teknik adam gözüyle de baktığınızda çok ekstra bir santrfor. Yani gerçekten bizim Süper Ligimize gelen iyi santrforlar geliyor. Hatta son sezonda işte Weghorst olsun, Aboubakar olsun. Maxi Gomez iyi bir oyuncu evet, ama bravo. O verimi sağlayamadı. Bravo. Bence çok iyi futbolcu ama o verimi sağlayamadı. Öncesi Mario Gomez'ler var. Birçok oyuncu geldi. Şimdi aklıma gelmeyen de çok fazla oyuncu var. Dolayısıyla gerçekten Icardi çok önemli bir santrafor. Ve burada bu sezon ayrılsa dahi lige damgasını vurup Allah ömür verirse bir 5-10 yıl sonra burada oturup konuşursak abi Icardi vardı diyeceğimiz bir oyuncu. Dolayısıyla bu çok net. Ama hiçbir oyuncunun yeri doldurulmaz mıdır? Herhangi bir oyuncu yeri doldurulmaz mıdır? Herkesin yeri doldurulur. Ama Icardi'nin yeri çok kolay bu bütçelerle doldurulamaz. Zaten Icardi bir fırsat transferiydi. Oyuncunun geldiği nokta belli. Oyuncunun eğer sosyal hayatında, saha dışı hayatında sıkıntılar olmasa hiçbir zaman zaten bizim ülkemize yolu düşmeyecek bir oyuncuydu. Bu da bir hani araç alırken kupon araç dersin ya, hani mesela ilanlarda kupon araç, kupon bir transferdi bu tabiri caizse. Ve bunu da çok iyi bir şekilde kullandı Galatasaray. Bir futbol sever olarak bakarsanız tabii ki de Icardi'nin Galatasaray'da kalması çok önemli bir avantaj olacak Galatasaray için.